önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının kurduğu güzel cumhuriyetimiz 100 yaşına girdi. İkinci yüzyılın arifesindeyiz. Bu kutlu günü yaşamaktan, üstelik onun büyük eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bugünü görmekten dolayı tarifsiz bir mutluluk içinde olduğumu ifade etmek isterim. Değerli dostlarım, Cumhuriyet ne demektir? En güzel tanımını Cumhuriyet'i kuran Büyük Atatürk, Gazi Mustafa Kemal yapmıştır. Atatürk, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir der. Çünkü Cumhuriyet, birlikte alın teri döküp birlikte yükselmenin yoludur. Çünkü Cumhuriyet eşitliktir, özgürlüktür, yani adalettir. Cumhuriyet ilimdir, fendir, çağdaşlıktır. Cumhuriyet demokrasiye giden yolun ilk ve en önemli adımıdır. Her şeyi milleti için, milletle beraber gerçekleştiren bir liderin ülkesine bırakabileceği en güzel armağan bağımsız bir cumhuriyettir. Bizler Büyük Önder Atatürk ve yol arkadaşlarının çizdiği istikamette 100 yıl sonra, evet tam 100 yıl sonra yeni bir görev ve hedefle bir aradayız. Bizlere düşen görev ise güzel cumhuriyetimizi eksiksiz bir demokrasiyle taşlandırmaktır. Çünkü Mustafa Kemal der ki, demokrasinin tam ve en belirgin hüküme şekli cumhuriyettir. Demokrasinin tam ve belirgin olması için çalışacağız ve çaba harcayacağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarıma, yol arkadaşlarıma tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyorum.